Kendini bilen bir insan, ben yanlış yapacağını düşünmüyorum. Sonuçta Allah herkese bir nefis vermiş. Yani dolayısıyla insan kendini bilirse sorun olmaz. Zeynep ve Levent, her ikiniz de kendinizi çok iyi ifade eden, ne istediğini bilen sağlam kişiliklersiniz diye düşünüyorum. Pervin, sen ne dersin bunca konuşmaya? Ben de aynen öyle düşünüyorum ama Levent bize hiç çaktırmadan ben çok yakışıklı bir erkeğim Evet, mesajını sokakta yürürken. alttan alta verdi. Beni Tabii. yolda yürürken çok Sokakta yürürken kıskanırlar. beni kıskanırlar dedin. Ben de dikkatimi Estağfurullah ama çekti. şöyle bir şey var. Ama kabul ediyoruz, yakışıklısın. Teşekkür Ona ederim. bir itirazımız yok ama kızımız da çok güzel. Değil mi? Paravan Kızımız da açıldığında güzel. göreceksin. Gerçekten böyle saatlerce seyredilebilir. O kadar güzel bir Teşekkür yüzü var ki Zeynep'in. Sadece şöyle bir handikap olabilir bu ilişkide benim düşüncem. Çift taraflı bir kıskançlık altında kalacaksın Leventçiğim. Bir, ederim. eşin diyelim ki Zeynep oldu. Seni genel olarak çevredekilerden kıskanacak. Bir de ayrıca çocuğunun annesinden kıskanacak. Çünkü çocuğun büyüdükçe daha çok onunla aynı ortamlara girmek zorunda kalacaksın. Okuldu, piyesti, toplantıydı vesaire gibi. Bu birazcık soru işareti yaratabilir. Kesinlikle. Katılıyorum size. Şimdi tabii bu çok önemli bir faktör. Sonuçta ben buraya ilk çıktığımda da söylemiştim. Yani ben bekar, hiç evlenmemiş bir bayanla da tabii ki evlenebilirim. Ama çok çok etkilenirsem böyle bir şey olabilir. Şimdi evlenmemiş olmanız da sıkıntı etmiyorum. Ama bunu kaldırabilir misiniz? Yani tecrübe olarak, çünkü daha önce de yaşamamışsınız. Bir nişanlılık, evlilik sonuçta aynı şeyler değil. Bir evi paylaşıyorsunuz evlendiğinizde. Aynı havayı soluyorsunuz. Yani Evet. dolayısıyla farklı şeyler. Bir de çocuk var tabii ki bunun Çocuk da var. üzerine. Çocuğunuzun benim için gerçekten sorun olmayacağını düşünüyorum. Ona Sağ olun. ablalık yapmak dediğim gibi gerçekten isterim. Ben çocukları çok severim. Ama baştan da söylediğim gibi eski eşinizle görüşmeniz benim için kesinlikle çok büyük bir problem. Eğer görüşürseniz, ki Evet. görüşmediğinizi söylediniz. Görüşmüyorum, evet. O zaman Ama bu ben görüşmeyeceksin anlamına gelmez gelmez. Levent. Tabii ki yani Gelmez. şu Gelecek anda günlerin ne olacağı bilinmez. evet. Yani sonuçta çocuk büyüyecek. Ve İleriki köprü olacak zamanlarda size, köprü ister olacak. istemez anne babayı bir arada görmek isteyecek. Kesinlikle. Bu doğal şeyler. Ama tabii duygusal anlamda bir şey olması söz konusu bile olamaz. Ama Zeynep var ya, buradan baktığımda böyle Mona Lisa gibi, tablo Çok gibi. güzel. Çok Gerçekten güzel. çok güzel. Buradan öyle gözüküyor. Şimdi siz o kadar söyleyince ben de merak ettim açıkçası. Buradan Ama öyle çok güzel gözüküyor. gerçekten. Peki biraz da şunu öğrenmek istiyorum sizden. Tabii. Boş zamanlarınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız? Onun dışında sigara kullanıyor musunuz? Alkol var mı? Biraz da bunları öğrenebilirsem sizden. Sigara kullanmıyorum. Boş zamanlarımda yaşımdan dolayı hala dışarı bir sosyal hayatını çok severim. Evet. Üniversite arkadaşlarımla, eski lise arkadaşlarımla hepsiyle dışarıda buluşmayı, gezmeyi çok severim. Genel olarak sosyal bir insan diyebilirim kendim için. Gece hayatınız var mı? Gece hayatım yok. Hayır, ben ailemle yaşıyorum zaten. Evet. Öyle bir gece hayatının benim ailemin yapısı müsaade etmez. Ama gündüzleri tabii ki çıkarım her zaman. Siz? Alkol kullanıyor musunuz? Alkol çok nadir. Nadir. Önemli günlerde. Şimdi benim için şu kriter de çok önemli. Ben hiç sigara içmedim bu yaşıma kadar. Dolayısıyla karşımdaki insanın da sigara içmemesi benim için önemli. Sonuçta ben onun kokusuna dahi tahammül edemiyorum. Yok. Alkol kullanırım sosyal olarak ortamlarda arkadaşlarımla kullanırım ama tabii ki bu her gün olacak şeyler değil. Ama sigaram yok. Ben de sigara kullanmıyorum zaten. Peki ben de bir şey merak ediyorum. Buyurun. Siz önceden bir evlilik geçirmişsiniz ve eşinize nasıl davranacağınızı bildiğinizi düşünüyorum artık. Bundan sonraki eşinize en azından. Evet. Duygusal değilim dediniz ve duygusal bir bayan aradığınızı söylediniz anladığım kadarıyla. Duygusal Yine. değilim demedim. Yani çok aşırı duygusal bir erkek değilim ama şimdi biraz belki tezat olabilir ama Hayır, denge. aşk adamıyım diyebilirim. Yani
tezat oluyor mu sizce? Bence olmuyor. Olmuyor. Yani olmuyor. Ben aşk adamıyım, bunu biliyorum. Daha öncesinde de yaşadım zaten bunu, yaşattım. Dolayısıyla karşımdaki insanın da aşk dolu bir bayan olması benim için önemli. Ama tabii bundan sonrasında aşk ve mantık ikisi bir arada istediğim için. Siz benim peki için. Biz diyelim birbirimizi beğendik, elektrik aldık ve bir evliliğe adım attık. Siz bu evliliğin devam etmesi için ne yapabilirsiniz? Yani eskiden bana dediniz ki siz hiç evlilik yapmadınız. Hani evet. Evlilikle nişanlık aynı şey değil dediniz. Peki siz öğrendiklerinizden dolayı yaşadıklarınızdan tecrübe ne, dolayı... Tecrübe ne der diyor, tecrübe evet. Konuşacak güzel bir mı soru diyor. Sordunuz. Şimdi pek çok klasik olacak belki ama saygı çok önemli bir kavram. İkili ilişkilerde saygı kavramı yitirildiği takdirde ben eşlerin birbirine karşı aşkının da sevgisinin de kalacağına pek inanmıyorum. Zaten iki kişi arasında iletişim bozulduğu takdirde önce soğursunuz birbirinizden, daha sonrasında koparsınız. Bu boşanmaya kadar gider. O yüzden ben adımlarımı bundan sonrasında daha sağlam atmak istiyorum. Sahip çıkan bir insanım. Dediğim gibi başta da söyledim zaten, sahiplenmeyi seven biriyim. Ama ikili ilişkilerde çok fazla insanların birbirlerini sıkmaması gerektiğine de inanan biriyim. Anladım. Ama saygı çok önemli bir şey. O korunursa ben bazı şeylerin güzel olacağına inanıyorum. Anladım. Yani ben aslında şöyle bir aşk istiyorum. Belki çok klasik olacak ama eski Türk filmlerindeki gibi aşk. Çünkü bu zamanda öyle bir aşk yok. Her şey maddiyat olmuş. Dolayısıyla bundan sonrasında sonsuz olsun isterim bazı şeyler. Ay sizi bırakırsam siz 5 gün bu paravanın iki tarafında konuşacaksınız gibi geliyor bana. Konuşacak da çok şey buldunuz. Ne düşünüyorsun bunca konuşmadan sonra paravanı açmamı ister misin? Açalım, bir görmek isterim. İstiyorsun. Peki. Ben de merak ediyorum. Paravanımı açıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizin bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Aslında ben sorularımın cevabını aldım. Ve hala sizi tanımak isterim. Eğer siz ne düşünüyorsunuz? Televizyondan gördüğün gibi miymiş? Evet. Yakışıklı mı o kadar evet. Yakından? Evet. Öyle hissettin. Öyle gördün. Doğru yani hislerin. Zaten görüp geldim ve evet bir farklılık yok. Ha, şimdi açık konuşmak gerekirse hanımefendi güzel bir bayan. Evet. Şimdi ben de şuna şaşırıyorum, hani bir tane ilişkim oldu dediniz. Evet. Şimdi güzellik tabii ki önemli bir kavram ama gelip geçici bir kavram erkek içinde, bayan içinde. Bu anlamda yani çevrenizde bu anlamda hani teklif anlamında bir şeyler olmadı mı? Yani çünkü güzel bayan olduğunuz için hani rahatsız eden olabilir, işte rahat bırakmaya olabilirler, talip olabilir yani o açıdan söylüyorum. Talip, bir tane talibim oldu demedim. Yani bir tane ciddi ilişkim oldu. Evet. Onunla bir yıl kadar nişanlı kaldık. Ama tabii ki taliplerim oldu ama ben uyuşmadık diyelim onlarda. Yani bir yıl nişanlı kaldığımda da maalesef aileler uyuşmadı. Hı hı. O yüzden olmadı. Yoksa zamanında ben onunla da bir ciddi ilişki istemiştim evlilik gibi. Hı hı. Şimdi ondan sonra yani hiçbir ilişkim olmadı. Evet. İlk defa buraya geliyorum. Peki Özel Dizer, nişanınızdan neden ayrıldınız? İşte dediğim gibi ailelerimiz çok farklıydı. Ailelerimiz anlaşamadı ve ben ailemin düşüncesine çok önem veririm. Benim için ailem olmaz diyorsa o zaman ben aşk için ailemi bırakamam maalesef. Senin saçların kendi rengi mi? Evet. Çok güzel rengi. Saç rengi. Teşekkür çok ederim. Çok güzel bir sarı. Çok da güzel bir kızmış. Ay daha da yakından daha da güzel. Teşekkür ne diyorsun ne, Levent? Tanımak istiyor musun daha fazla yoksa? Evet. Bazı takıntılar mı oldu kafanda? Şimdi dış görünüş olarak diyebileceğim bir şey yok.
Bak çok güzel çocuklarınız olur, gözleriniz ikizsiniz. Yani zaten benim renkli göz renkli, aslında takıntım da var bir bakıma. Çok güzel çocuğunuz olur, emin ol. Boyunuz kaçtı? 1.67. Bir de boy takıntın vardı senin yalnız. Ben görünce düşündüm onu Zeynep, ama Zeynep bugün bir hata çok yapmışsın. Çok o diyor ki uzun boylu kadın kızlardan hoşlanıyorum. Dümdüz gelmişim. Evet, çok sade yani geldim. Normalde daha şık gelecektim ama bugün normalde çok çekindim gelmeye. Çok ani dedi. Bir karar oldu benim için. Yoksa hazırlanamadım. Hiçbir bakamadım kendime. Yani. Bu bakım